Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. 5 yıl daha başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Çok şükür 3. dönemimiz başlıyor inşallah Buharkent'te. Buharkent hizmet yolunda devam ediyoruz. Vatandaşların büyük bir teveccühüyle, bir farklı bir sonuçla çok şükür seçimleri sonuçlandırdık, kazandık. Bilindiği üzere 10 yıldır Buharkent'te belediye başkanı olarak görev yapıyoruz ve çok güzel hizmetler ürettik Buharkent'te. Buharkent'te yapılamaz denilen birçok şeyi hayata geçirdik, yaptık. Ve önümüzdeki süreçte de çok önemli vizyon projelerimiz söz konusu, onları yapacağız. Vatandaşlarımız bu seçim kampanyası döneminde de fark ettiler ki bunları yaparsak ancak biz yaparız. Daha önce yaptıklarımız da referansımızdı zaten bizim açımızdan. Baktığımız zaman daha önceki seçimlerden çok çok farklı, yüksek bir oy farkıyla seçimleri kazandık. Ben bize destek veren, bizi tekrar bu göreve layık gören, bu görevi tevdi eden Buharkent'te hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle geçmiş 10 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 5 yılda da büyük hizmetler üretmeye talibiz, üreteceğiz inşallah. Onların güvenini boşa çıkarmayacağız diyorum ben. Ben hepsine teşekkür ediyorum ve aynı zamanda çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum. Mecliste de bizim meclisimiz benle dahil 12 kişi biliyorsunuz. 7 kişi AK Parti'den oluştu. Çoğunluğumuz da var, salt çoğunluğumuz da var. Allah'ın izniyle meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte daha önce olduğu gibi uyum içerisinde hizmete odaklanmış bir vaziyette dolu dolu bir 5 yıl geçireceğiz inşallah. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum seçimler için. Hayırlı ve uğurlu olsun Buharkent açısından. Buharkent için hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı görevlerini yapmayı bizlere nasip etsin diyorum ben. Az önce mazbatınızı CHP'li meclis üyeleri birlikte aldınız. Evet. Güzel bir demokrasi örneği sergilediniz. Bununla ilgili diğer meclis üyeleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii biz onları da alkışladık biliyorsunuz. Onlar sonra girmişti salona. Biz onları da alkışladık. Onlar da meclis üyemiz. Sonuçta biz nasıl rozetimizi çıkarıyorsak, kenara koyuyorsak meclis üyeleri de aynı mantıkla hareket etmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. İnşallah bu dönemde daha önce belki o uyum sağlanamamıştı Buharkent Meclisi'nde. Bu dönemde hizmet odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini ben eminim, umuyorum. Öyle hareket etmelerini tavsiye ediyoruz, istiyoruz kendilerinden. İnşallah öyle olacaktır.